Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de uluslararası kara sularında çok ilginç bir olay meydana geldi. Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya malzemesi taşıyan Türk bayraklı Arkas Denizciliğe ait bir gemiye baskın yapıldı. Hukuksuz olarak gerçekleştirilen bu baskının emrini Yunanlı komutan vermişti. İrini operasyonu kapsamında Yunanistan'ın güneyinde bulunan Alman fırkateyni Hamburg'dan bir helikopter havalandı. Westland Lynx Mark 88 tipi helikopter Alman komandoları taşıyordu. Bu helikopter gemimize izinsiz olarak indi. Geminin personeli enterne edildi. Gemi rotasından çıkartıldı ve aramalar başladı. Almanlar tabii silah bulmanın peşindeydi ama bu aramalar sonrasında geminin gıda ve boya malzemeleri taşıdığı tescil edilmiş oldu. Tabii ki bu Yunanlı komutanın verdiği emre göre hareket eden Almanların bu hukuksuz hareketi de Türkiye ve Almanya'yı karşı karşıya getirmiş oldu. Videomuzda İrini operasyonunu biraz inceleyeceğiz. Tabii işin daha savunma kısmına bakacağız. Gemilerine hangi uçaklar görev yapıyor buna bakacağız. Videomuzun ikinci bölümünde de Opus operasyonunu size anlatacağım. Opus operasyonu geçen yıl 2019'un Temmuz ayında Libya'da yapılmaya çalışıldı. Güney Afrika'dan bu iş için özel helikopterler alınmıştı. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Gemimize yapılan baskınla ilgili hukuksal ve denizcilik bilgileri, uluslararası literatürlerle ilgili daha detaylı bilgi, emekli amiraller Cem Gürdeniz ve Cihat Yaycı ile Profesör Doktor Serhat Güvenç'in videolarını bilgi almak için izleyebilirsiniz. Açıklamalarda zaten bu videoların linklerini bulacaksınız. Ben olaya daha savunma havacılık tarafından sizlere bakacağım. İrini Yunanca'da barış anlamına geliyor. İrini operasyonu 31 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuş bir güç. Akdeniz Donanma Gücü olarak adlandırılıyor. Bu güç içerisinde Fransa, Yunanistan, Almanya ve İtalya fırkateyn seviyesinde katılıyor. İlk etapta Malta da bu güç içerisindeydi ama daha sonra çekildiğini hatırlatmamızda fayda var. Gemiler Roma merkezli kurulan ve bir İtalyan amiralin komutasında Akdeniz'de görev yapıyor. Operasyon sorumlusu ise bir Fransız amiral. Görev güç komutası 6 aylık dönüşümler halinde ülkeler tarafından paylaşılıyor. Şu anda da komuta Yunanistan'da. Bir de olayın hava gücü tarafı var. Çeşitli ülkelerin verdiği havadan ihbar kontrol ve deniz karakol uçakları bu güç içerisine havadan destek sağlıyor. Gücün en önemli katılımcısı Yunanistan. Yunan Hava Kuvvetleri havadan ihbar kontrol görevlerinde kullandığı bir Embraer 145 tipi uçağı bu gücün komutasına vermiş durumda. Uçak her gün veya belirli görev günleri içerisinde Yunanistan'dan havalanıyor ve Akdeniz'deki bölgeyi tarıyor. Embraer 145 bölgesel amaçlı tasarlanmış, halen birçok havayolu tarafından kullanılıyor ve aynı zamanda da iş adamları tarafından kullanılan bir uçak. Üzerinde Saab yapımı bir radar sistemi taşıyor. Bu anten yaklaşık 250 kilometrelik çapında bir bölgeyi hava unsurlarını tarıyor ve deniz üzerindeki deniz taşıtlarını görmeye çalışıyor. Aldığı bilgileri de içerideki kabinde bulunan operatörler değerlendiriyor ve bunu komuta merkezine aktarıyorlar. Yunanistan'dan sonra ikinci önemli hava unsuru Alman donanmasına ait. Alman donanmasının P3C Orion tipi deniz karakol uçakları bölgede yapıyor. Aynı zamanda bu uçaklara ek olarak Fransız donanmasının Falcon 50 tipi iş jetleri de bölgede. Falcon 50 Dassault imalatı bir iş jeti taşıdığı radar ve sistemlerle birlikte deniz karakol görevlerinde kullanılıyor. Aynı şekilde Lüksemburg'un da Merlin tipi eski nesil bir uçakla bu güce katkısı var. Bir de olayın insansız hava aracı bölümü var. İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait
Predator B tipi, MQ-1 tipi insansız hava araçları da bölgede görev yapıyor. Bu insansız hava aracı 50.000 feet irtifaya çıkabiliyor. Yüksek irtifadan bölgeyi tarıyor. Hatta şunu da belirtmemizde fayda var. Geçen yıl İtalya'ya ait bir Predator Libya'da uçarken darbeci Haftar güçleri tarafından vurulmuştu. Tabii bu gücün amacı bölgedeki yasal olmayan silah ticaretini kontrol altında tutabilmek. Libya'daki işte silahın gitmesini önleyerek savaşın durdurulması hedefleniyor ama uluslararası anlamda bazı hukuksuzluk burada söz konusu. Nedir bunlar? Örneğin Birleşmiş Milletler kararlarına göre o gemi uyuşturucu köle ticareti veya silah taşısa bile o ülke hangi ülkenin bayrağını taşıyorsa o ülkeden izin alınmadan bir operasyon yapılamıyor. Ki son olayda da bu benzer bir durum meydana geliyor. Almanya Türkiye sormadan gemiye yasa dışı bir şekilde inerek müdahale etmeye çalışıyor. İrini başta da söylediğim gibi Yunanca'dan geliyor ama pek de konu öyle Yunanca'da söylendiği gibi pek de barış olmadığı aşikar, en azından hukuksuz olduğu görülüyor açıkçası. Şimdi gelelim videomuzun ikinci bölümündeki Opus projesine. Libya'da bir tarafta ulusal mutabakat hükümeti var. Türkiye destekliyor ve aynı zamanda bu ulusal mutabakat hükümeti de Birleşmiş Milletler nezdinde kabul görmüş, Libya açısından kabul görmüş bir resmi bir yapıya sahip bir güç. Karşısında ise darbeci Haftar güçleri var. Biliyorsunuz bu iki tarafın çatışmalarında Türkiye Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ulusal mutabakat hükümetinin yanında olmuştu. Ve işte sağladığı Bayraktar TB2'lerle gerçekten bu savaşta darbeci Haftar güçlerine karşı ulusal mutabakat hükümetinin tekrar ilerlemesi sağlanmıştı. Şu an tabi barış imzalanmış durumda. Türkiye'nin bu sağladığı destek sonrasında Haftar da Rusya'ya yanaşmıştı. Hatta savaş uçakları gelmişti ve burada savaş kilitlenmişti açıkçası. Geçtiğimiz Temmuz ayında çok enteresan bir olay yaşandı. Bu olayda da biliyorsunuz Türkiye'nin karşısında bölgede Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor devamlı. Birleşik Arap Emirlikleri de işte başka yerlerden aldığı emirleri orada bir maşa olarak yerine getiriyor. İşte bir bakıyorsunuz Mısır ordusuna uçaklarını veriyor. Uçaklar Libya'da darbeci Haftar gücünün kontrol altındaki üslerde gözükmeye başlıyor veya buralara operasyonlar yapıyor. Bunun gibi birçok enteresan olay var. Bu nedenden dolayı da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arası diplomatik açıdan çok büyük krizler yaşanıyor. Hatta şu an uçak seferleri bile kargo haricinde yapılamıyor iki ülke arasında. Birleşik Arap Emirlikleri de Dubai merkezli Fulcrum diye bir şirket kuruluyor. Bu Fulcrum şirketi 18 milyon dolara Afrika'dan 6 tane helikopter buluyor. Bu helikopterlerin bir kısmı da Güney Afrika ordusu tarafından kullanılmış eski Puma helikopterleri. Puma büyüklük olarak Black Hawk'a yakın, hatta Puma'nın bir üst versiyonu AS-532 Cougar'larda şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan helikopterler olarak adlandırılabilir. Bu helikopterler satın alınıyor. Helikopterler önce Ürdün'e götürülüyor. Arkasından uluslararası işte paralı askerler, çeşitli ülkelerin vatandaşlarından bunlar bulunuyor. Bunlar o helikopterlerle birlikte bir şekilde Libya'ya aktarılıyor. Ekipte iki tane de çok hızlı, böyle açık denizlere gidebilen ama hızlı botlar var. Buradaki Opus'un asıl amacı işte Türkiye'den gelen gemilere baskın yapabilmek. Ve baskın yapıldığı zaman da işte o gemilere çıkılacak. İşte burada diyor silah taşınılıyor. İşte o geminin malına el konulacak. Uluslararası anlamda Türkiye'yi sıkıntıya sokacak hareketler. Tabii Türkiye bütün tabii buradaki operasyonunu hukuk kuralları, uluslararası hukuk kuralları içerisinde yer alıyor. İşte bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümetin yanında duruyor. Gemiyle bir şeyler gideceği zaman Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler eşlik ediyor bu gemilere. Veya askeri yük gemileriyle bunlar götürülüyor ve bunların hepsi deklare ediliyor uluslararası anlamda ki ileride herhangi bir sıkıntı yaşamamak amaç. Yapılan da zaten doğrusu bu. Opus projesinde bu yabancı paralı askerler helikopterleri görüyorlar, inceliyorlar ve bu helikopterlerin uçamayacak durumda olduğunu belirterek bu işi yapmaktan vazgeçiyorlar. Hatta bu alınan iki hızlı bota binerek Libya'dan kaçıyorlar, Malta'ya gidiyorlar. İşte bu operasyonun tüm mali boyutu, kim parayı sağladı, ne tür helikopterleri, askerleri nerelerden temin etti, o hızlı botlar nelerden alındı, gerektiği zaman petrol arama şirketi görevlileri gibi gösterilen bu paralı askerlerin niye burada oldukları hepsi Birleşmiş Milletler belgelerine yansımış durumda.
Birleşmiş Milletler geçtiğimiz Mayıs ayında bu belgeleri açıkladı. Ama nedense çok ülkemizde bu konu konuşulmadı. Tabi burada amaç Türkiye'nin bu bağlantısını kesebilmek olduğu da aşikardı. Uzun zamandır Libya videosu yapmıyorduk. Bu gelişmeler üzerine bir video hazırladık sizlere. Olayın biraz askeri boyutu, bir de gizli kalmış bu operasyon boyutunu sizlere anlatmayı hedefledim. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklendiği zaman size hemen bilgi ulaşsın. Detaylı havacılık ve savunma sektörüyle ilgili haberler tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.